sera, bitkilerin ideal büyüme ortamını sağlamak için kullanılan bir yapıdır. Kendi bahçenizde küçük bir sera inşa etmek, sebze ve meyve yetiştirmenize yardımcı olabilir ve size soğuk hava şartlarına meydan okuyabilme imkanı sunar. Özellikle yer yetiştirmek istiyorsanız, kendi seranızı yapmak size lezzetli ve taze ürünler sunabilir. Bir yer sera yaparken dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. İlk olarak, seranın konumunu belirlemelisiniz. Güneşe en fazla maruz kalacak bir yeri seçmek önemlidir. Ahyarlar tam güneşe ihtiyaç duyar. Bu yüzden seranızı güneşinden çok olduğu bir alanın yakınına yerleştirmeniz önemlidir. Ayrıca, seranın boyutunu da düşünmelisiniz. Küçük bir bahçe için genellikle küçük seralar yeterlidir. Kolayca inşa edilebilen bir yapı tercih ederseniz, bu size zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayacaktır. Basit bir yapı için polikarbonat levhanar ve ahşap çerçeve kullanabilirsiniz. Bu malzemeler uygun fiyatlıdır ve kolaylıkla bulunabilirler. Her ne kadar küçük bir sarı olsa da, İçindeki bitkileri düzenli bir şekilde sulamak ve yetiştirmek de önemlidir. Bitkilerinize yeterli miktarda su ve besin sağlamak için bir sulama sistemi kurabilirsiniz. Ayrıca bitkilerinize uygun toprak seçimi yapmalı ve gübreleme işlemini düzenli olarak gerçekleştirmelisiniz. Kendiniz küçük bir sera inşa etmek, bahçenizdeki bitki yetiştirme deneyiminizi geliştirebilir ve size taze ve sağlıklı ürünler sunabilir. Hıyar yetiştirmek istiyorsanız kendi seranızı yapmaktan daha iyi bir yol olmayabilir. Kendi ellerinizle inşa edeceğiniz bu sera, size kendi yetiştirdiğiniz lezzetli ve besleyici hüyarları sunacaktır. Hemen harekete geçin ve kendi bahçenizde küçük bir sera inşa etmeye başlayın. Kendi elinizle salatalık sera nasıl yapılır? Salatalık yetiştirmek için kendi elinizle bir sera yapmak isterseniz, bu sizin için harika bir projedir. Kendi seranızı inşa ederek, hava koşullarına bağlı kalmadan meyve ve sebzelerinizi yetiştirebilirsiniz. İşte size adım adım seranızı nasıl yapacağınızı gösteren rehber. Malzeme listesi çimler veya taş duvarlar için ne gün bir alan odun çubukları veya çelik borular çivi veya vida ile kullanılabilecek. Diğer rahşap bağlantı elemanları plastik veya cam malzeme sera için toprak sulama sistemi bitki yetiştirmek için tohumlar veya fideler, el aletleri, matkap. Test çekiç ve B. Sera inşa etme adımları öncelikle uygun bir alan seçin. Seranız için güneş ışığı alan, iyi drene edilen bir yer seçmeye özen gösterin. Odun çubukları veya çelik borular kullanarak seranızın çerçevesini oluşturun. Çubukları veya boruları birleştirmek için çivi veya vidaları kullanabilirsiniz. Çerçeve, sera boyutuna bağlı olarak farklı şekillerde inşa edilebilir. Örneğin dikdörtgen veya yarım daire şeklinde olabilir. Çerçevenin üzerine plastik veya cam malzemeyi yerleştirin. Plastik. Seranın içindeki sıcaklığı daha iyi tutabilir ve daha ucuz bir seçenektir. Ancak, cam daha sağlam ve uzun ömürlü olabilir. Sera için toprak hazırlayın. Toprağa gübreleyin ve drenaj sağlamak için birkaç santimetre çakıl ekleyin. Sulama sistemi oluşturun. Sera içinde bitkilerinize düzenli sulama sağlamak için bir sulama sistemi kullanabilirsiniz. Bunun için damlama veya püskürtme sulama sistemleri kullanılabilir. Bitki yetiştirmek için tohumları veya fideleri ekleyin. Salatalıklar için ve gün tohumlar veya fideler seçin ve toprağa ekleyin. Bitkilerinizi sulayın ve düzenli olarak bakım yapın. Sera bakımı seranızı iyi bir şekilde bakımla korumanız önemlidir. İşte seranızı nasıl doğru bir şekilde bakım yapabileceğinize dair ipuçları. Bitkileri düzenli olarak sulayın ve toprağın nem seviyesini kontrol edin. Gübreleme yapın. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamak için gübre ekleyin. Haşere kontrolü. Bitkilerinizdeki zararlı böceklerle mücadele etmek için ne gün böcek ilaçlarını kullanın. Bitki büyüklüğünü kontrol edin. Bitkilerinizi düzenli olarak budayın ve destekleyin. Sera içindeki sıcaklığı kontrol edin. Sera içinde uygun sıcaklığı sağlamak için gerektiğinde havalandırmaları açın veya kapattın. Sera avantajları kendi salatalık seranızı yapmanın birçok avantajı vardır. Taze meyve ve sebzeler yetiştirebilirsiniz. İklim koşullarından bağımsız olarak üretim yapabilirsiniz. Kimyasal gübre veya böcek ilaçları kullanmak zorunda kalmazsınız. Ekolojik olarak sürdürülebilir bir şekilde yetiştirme yapabilirsiniz. Salatalık serası inşa etmek, Bahçe severler için harika bir projedir. Kendi sera projenizi gerçekleştirerek taze ve sağlıklı ürünler yetiştirebilirsiniz. Unutmayın, seranızı düzenli olarak bakım yaparak sağlıklı bitkiler yetiştirebilirsiniz. Hangi malzemeleri kullanmalısınız? Kısa bir süre önce sera yapımına karar verdiniz ve şimdi hangi malzemeleri kullanmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsunuz. İşte bir sera yapmak için ihtiyacınız olan temel malzemeler: 1. Çerçeve malzemeleri ahşap veya metal çubuklar, PVC barılar veya otomatik açılma donanımlı sera profil sistemleri gibi farklı malzeme seçenekleri vardır. İkinci kaplama malzemeleri, polikarbonat levhalar, cam veya plastik film gibi farklı kaplama seçenekleri mevcuttur. Hangi malzemenin sera içinen uygun olduğunu belirlemek için iklim koşullarını, ışık geçirgenliğini ve dayanıklılığı göz önünde bulundurmalısınız. Üçüncü kapı ve pencereler, sera içine giriş çıkış yapabileceğiniz bir kapı ve havalandırma için pencereler eklemeniz önemlidir. Bu bileşenlerin sağlam ve kolay kullanılabilir olması gerekmektedir. 4. Toprak veya kapalı yetiştirme sistemleri için uygun bitki hazırlama malzemeleri, Sera içinde yetiştirmek istediğiniz bitkiler için uygun bir ortam oluşturmak için toprak veya uygun yetiştirme sistemlerini temin etmelisiniz. 5. Diğer ekipman ve aksesuarlar Sera sıcaklığını kontrol etmek için termostatlar, sulama sistemi için hortumlar, askılıklar ve raf düzenlemeleri gibi diğer ekipmanları da düşünmelisiniz. Bu malzemeleri seçerken bütçenizi, sera boyutunuzu ve kullanım amaçlarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca yerel hava koşullarını ve bitkileri yetiştirme gereksinimlerinizi de dikkate almalısınız. Sera yapımı için adımlar: İlk adım olarak Uygun bir alan seçin. Sera için güneş ışığına en fazla maruz kalacak bir yer tercih edin. Gereken malzemeleri temin edin. Seranın yapımında kullanılacak ana malzemeler arasında ahşap çerçeve, polikarbonat levhalar, vidalar ve kapalı hücre polikarbonat levhalar bulunur. Öncelikle ahşap çerçeveyi hazırlayın. Ahşapları gereken ölçülerde kesin ve vidalarla birleştirin. Hazırladığınız ahşap çerçeveye polikarbonat levhaları yerleştirin. Levhaları vidalarla sabitleyerek çerçeve üzerine tutturun. Sera zeminini düzgün bir şekilde hazırlayın. Tohumları ekmek için uygun bir toprak karışımı kullanın. Çalışan bir ısıtma sistemi kurun. Seranın içinde istenilen sıcaklığı sağlamak için bir ısıtma sistemi Kullanabilirsiniz. Sera içinde gereken bitkilerin dikimin yapın. Sebze ve meyve yetiştirmek için sera içinde uygun alanlar oluşturun ve tohumları ekerek veya fideleri dikerek bitki yetiştirmeye başlayın. Sera içinde düzenli olarak sulama yapın. Bitkilerin büyümesi için düzenli ve yeterli miktarda sulama yapmayı ihmal etmeyin. Bitkileri düzenli olarak bakımını yapın ve hastalıklarla mücadele edin. Kırık yaprakları kesin. Haşeratlarla mücadele edin ve bitkilerin sağlıklı büyümesini desteklemek için gübrelemi yapın. Sera içindeki sıcaklık ve nem seviyesini kontrol edin. İdeal büyüme ortamını sağlamak için sıcaklık ve nem seviyelerini düzenli olarak kontrol edin ve gerekli ayarlamaları yapın. Sera bakımı nasıl yapılır? Sera yaparken dikkate almanız gereken en önemli şeylerden biri, seranın düzenli olarak bakımının yapılmasıdır. Bu, bitkilerinizin sağlıklı büyümesini ve verimli bir şekilde ürün vermesini sağlamak için gereklidir. İşte birkaç adımı takip ederek seranızı nasıl bakım yapabilirsiniz. 1. Sulama, Bitkilerinizin büyümesi ve gelişmesi için düzenli sulama çok önemlidir. Seralar genellikle sıcak ve kuru ortamlarda bulunduğundan bitkilerin su ihtiyacı daha fazladır. Bitkilerinize yeterli miktarda su vermek ve toprağın nem durumunu kontrol etmek için bir sulama programı oluşturun. Bunun için damlama sulama sistemi veya sulama hortumu kullanabilirsiniz. 2. gübreleme Bitkilerinize ihtiyaç duydukları besinleri sağlamak için düzenli gübreleme yapmanız önemlidir. Organik veya kimyasal gübreler kullanabilirsiniz. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini belirlemek için bir toprak analizi yapabilir ve buna göre gübreleme programınızı oluşturabilirsiniz. Üçüncü ilaçlama bitkilerinizde hastalık veya böcek sorunu oluşması durumunda düzenli olarak ilaçlama yapmanız gerekmektedir. İlaçlama için doğal ve çevre dostu ilaçlar tercih etmeye özen gösterin. Bitkilerinizin türüne ve sorunun büyüklüğüne bağlı olarak yakın ilaçlama yöntemlerini ve dozlarını kullanın. 4. Hasat Bitkilerinizin en iyi durumda büyümesini sağladıktan sonra hasat zamanı geldiğinde doğru zamanda hasat yapmaya özen gösterin. Her bitkinin hasat zamanı farklı olabilir, bu yüzden bitki türlerinizin hasat zamanlarını araştırın ve buna göre hareket edin. Hasat edilen ürünleri düzgün bir şekilde depolayın veya tüketin. Bu adımları takip ederek seranızın düzenli bakımını yapabilir ve sağlıklı bitkiler yetiştirerek verimli bir şekilde ürünü alabilirsiniz. Unutmayın, seranızın bakımı düzenli olarak yapılmalı ve bitkilerinizin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sera içinde yetiştirmenin avantajları Sera içinde bitki yetiştirmek çeşitli avantajlar sunar. Avantajları açıklama kontrollü iklim sera içinde bitkilerin büyümesi için gereken sıcaklık, nem ve aydınlatma gibi faktörleri kontrol etme imkanı sağlar. Bu da bitki büyümesini optimize eder. Mevsimsiz üretim sera, dışarıdaki mevsim koşullarının bitki büyümesini etkilemediği bir ortam sağlar. Böylece her mevsimde ürün yetiştirmek mümkün hale gelir. Daha iyi bitki korumasıra bitkileri zararlı böceklerden, hastalıklardan ve hava koşullarının olumsuz etkilerinden daha iyi korur. Bu da bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlar. Daha uzun üretim süresi sera içinde yetiştirilen bitkiler dışarıdaki bitkilere göre daha uzun bir süre boyunca ürün verebilir. Bu da daha fazla hasat yapma imkanı sağlar. Su ve enerji tasarrufu sera içinde bitki yetiştirmek, su ve enerji tüketimini azaltır. İyi tasarlanmış bir sıra sistemi, sulama ve ısıtma gibi kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu avantajlar, Sera içinde bitki yetiştirmeyi tercih eden pek çok bahçıvan ve ticari üretici için önemlidir. Sera yapmak, Bitki yetiştirme deneyimini geliştirmek ve daha fazla ürün elde etmek isteyen herkes için ideal bir seçenektir. Başlarken sera yapımında dikkat edilmesi gerekenler. Sera yapmak, bitkilerin yetiştirilmesi için ideal bir ortam sağlamak için harika bir yol olabilir. Ancak doğru şekilde yapılmazsa istediğiniz sonuçları elde etmek zor olabilir. İşte sera yapımında dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler. 1. Konum. Sera güneş ışığına ve doğal havalandırmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, serayın yerleştireceğiniz konumu dikkatlice seçmelisiniz. Güneye bakan bir alanda olduğundan emin olun ve büyük ağaçların gölgesinde olmamasına özen gösterin. İkinci boyut, seranın büyüklüğü. Yetiştirmek istediğiniz bitkilerin miktarına ve alanınıza bağlı olacaktır. Dikkatlice planlama yaparak, ihtiyacınız olan boyutu belirleyebilirsiniz. Üçüncü malzemeler, Seranızı yapmak için sağlam ve dayanıklı malzemeler seçmek önemlidir. Genellikle ahşap veya metal iskeletler tercih edilir ve cam veya plastik malzeme kullanılır. Dördüncü yalıtım sera, içerideki sıcaklığı korumak için iyi bir yalıtıma sahip olmalıdır. Isı kaybını önlemek için uygun yalıtım malzemeleri kullanmaya dikkat edin. Beşinci iklim, yetiştirmek istediğiniz bitkiler iklim şartlarına uygun olmalıdır. Seranızda hangi bitkileri yetiştireceğinizi belirleyerek Uygun iklim koşullarını sağlayabilirsiniz. 6. sulama ve havalandırma. Bitkilerin sağlıklı büyümesi için düzenli sulama ve havalandırma sağlamak önemlidir. Seranızda sulama ve havalandırma sistemleri kurmayı unutmayın. Bu faktörleri dikkate alarak kendi seranızı yapabilir ve bitkilerinizi ideal koşullarda yetiştirebilirsiniz. Sera yaparken zaman ayırarak ve doğru adımları izleyerek başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Soru cevap Küçük seralar neden popülerdir? Küçük seralar bahçelerde sınırlı alana sahip olan insanlar tarafından tercih edilir çünkü daha az yer kaplarlar ve daha kolay yönetilebilirler. Ayrıca küçük seralar bitkilerin büyümesini daha iyi kontrol etmeye yardımcı olur ve olumsuz hava koşullarından korur. Kendi yar seramı nasıl yapabilirim? Kendi yar seranızı yapmak için öncelikle uygun bir yer seçmelisiniz. Daha sonra ahşap veya plastik malzemelerden yapılmış bir iskele yapmalısınız ve üzerine şeffaf bir örtü veya plastik film gererek seranızı oluşturmalısınız. Seranızı güneşe doğru konumlandırmayı unutmayın ve bitkilerin büyümesi için uygun bir ortam sağlamak için sıcaklık ve nem kontrolü yapmayı unutmayın. Kendi ihyar seramı ne zaman kurmalıyım? Kendi ihyar seranızı kurmak için en gün zaman ilkbahar veya yaz aylarıdır. Bu mevsimlerde hava daha sıcak olacak ve bitkilerin büyümesi için uygun uygun bir ortam sağlamak daha kolay olacaktır. Seranızı kurarken, hıyar tohumlarını dikmek için uygun zamana da dikkat etmelisiniz. Küçük seralar hangi bitkiler için uygundur? Küçük seralar, çeşitli bitkileri yetiştirmek için kullanılabilir. Özellikle, hıyar, domates, biber, salata gibi sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi için çok uygundurlar. Ayrıca, çiçeklerin yetiştirilmesi veya süs bitkilerinin yetiştirilmesi için de kullanılabilirler. Kendi hıyar seramı nasıl sıcak tutabilirim? Hıyar seranızı sıcak tutmanın birkaç yolu vardır. Öncelikle, seranızı güneşe doğru konumlandırarak maksimum güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Ayrıca, seranın içini yalıtım malzemeleriyle kaplayarak sıcaklığı koruyabilirsiniz. Seranın içinde bir ısıtıcı kullanmak da sıcaklığı artırabilir. Ayrıca, Gece veya soğuk havalarda seriyi örtmek için bir örtü veya plastik film kullanabilirsiniz. Küçük bir sera nasıl yapılır? Küçük bir sera yapmak için plastik veya cam malzemeleri kullanarak bir çerçeve yapmanız gerekmektedir. Daha sonra sera içine yer tohumlarını ekerek düzenli sulama ve bakım yapmanız gerekmektedir.